arkadaşlar. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bugün 14 milletvekilimizle birlikte Bayburt'tayız. Öncelikle aramızda bulunan İYİ Parti İl Başkanımız Yılmaz Kırıcı'ya, Demokrat Parti İl Başkanımız Sayın Metin İpek'e, ev sahibi İl Başkanımız Sayın Mehmet Sezer'e teşekkür ediyoruz. Ben hemen hızlıca birlikte olduğumuz milletvekillerini Bayburtlarla tanıştırmak istiyorum. Samsun milletvekilimiz Neslihan Hancıoğlu, Antalya milletvekilimiz Aydın Özer, İzmir milletvekilimiz Atilla Sertel, Manisa milletvekilimiz Bekir Başevirgen, Osmaniye milletvekilimiz Baha Ünlü, Adana milletvekilimiz Ayhan Barut, İstanbul milletvekilimiz Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker, Muğla milletvekilimiz Mürsel Alban, Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tuttere, Sivas milletvekilimiz Ulaş Karasu ve Bursa milletvekilimiz Orhan Sarıbar'la birlikte bugün Bayburt'tayız. Türkiye'nin güzel bir bölgesinde, güzel bir coğrafyasındayız. Erzurum'dan geliyoruz. Kop Dağı'nı geçerek geldik. Güzel karların içerisinden geçerek geldik. Ben öncelikle bütün il başkanlarımızın nezdinde bütün Bayburtlara teşekkür ediyorum. Esnaf masamızın gecesinin ikinci günündeyiz. Bugün Bayburt'ta esnaflarımızla buluşacağız ve Bayburt'un sorunlarını dinleyeceğiz. Daha sonra Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, bugün ilk olarak biliyorsunuz enflasyon açıklandı. Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye daha önce yaşamamış olduğu bir dönemi yaşıyor. Son özellikle 2018 Ağustos diyelim ama özellikle son 6 aydan beri Türkiye daha önce görmemiş olduğu şeyleri görüyor. Bunlardan birisi Türk liramız hiç olmadığı kadar değersizleşti. Türk lirasının maalesef alım gücü düştüğü gibi dünya paraları arasında değer kaybetmediği bir para birimi yok. Amerikan doları, İngiliz sterlini, euro bunların karşısında değer kaybetti. Hatta Afganistan para birimi karşısında bile Türk lirası maalesef değer kaybetti. Türk lirasının alım gücü hiç olmadığı kadar düşük maalesef. Türk lirasının dünyadaki itibarı artık çok düşmüş durumda. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün TÜİK enflasyonu açıkladı. Enflasyon rakamı %54.4 olarak açıklandı. Son 20 yılın en yüksek rakamı. Son 20 yılda tarihi bir rekor kurdu enflasyon. %54.4 olarak açıklandı. Ayrıca bu TÜİK'in makyajlanmış verileri, bu TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar, ENAK dediğimiz bağımsız araştırmacıların oluşturmuş olduğu enflasyon rakamı ise %105. Enflasyon rakamları, pardon affedersiniz, %120.8 olarak gözüküyor ENAK'ın açıklamış olduğu rakamlar. Bir başka rakamı da sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum. Üretici fiyat endeksi %105. Bunun anlamı şu: üretici fiyat endeksi önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselmesine neden olacak. Ayrıca bugün, dün gelen zamlar da bu enflasyona dahil değil. Bugün açıklanan benzin zamları, motorin zamları da bugünkü enflasyona dahil değil. Ayrıca biliyorsunuz gıdada KDV indirildi. Ona rağmen enflasyon %54.4 olmuş durumda. Gıda enflasyonumuz %64.83 olmuş. Dünyadaki en yüksek gıda enflasyonlarına birine sahip olan Zimbabwe'den bile daha yüksek durumda. %54.4 enflasyonumuz ise daha önce bizim önümüzde olan dünyadaki en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri olan Arjantin'den bile daha yüksek. Şu anda Türkiye enflasyonda dünya 8. olmuş durumda. Ayrıca maalesef hem asgari ücretliye, hem emekliye, hem memura, hem işçiye gelen zamlarla birlikte yılın ikinci ayında gelen zamlarla
erimiş durumda, alım gücü düşmüş durumda. 2022 yılının ikinci ayını tamamladık. Maalesef bu gelen zamlar hem çalışanlara, asgari ücretten emeklisine kadar herkesin emekli maaşı, aldığı maaşı erittiğini söylemek mümkün. Türkiye dediğim gibi tarihi bir dönemi yaşıyor. Yanı başımızda bir savaş var. Bu savaşın etkilerini hep birlikte göreceğiz. Hiç olmadığı kadar bugün motorine, benzine zam geldi. Artık yakında 20 liraya alışmak durumundayız. Motorine 20 liraya alışmak durumundayız. Bu kadar zammın geldiği bir dönem görülmedi. Bu kadar sık sık zammın geldiği bir dönem hiç görülmedi. Eskiden araçlara biliyorsunuz LPG taktırıyorlardı. Şimdi LPG'yi söktürüp ne taktırıyorlar? LPG'yi söktürüp tekrar yeniliyorlar araçlarını. LPG taktırmak için, söktürmek için iş yerlerinin açıldığını görüyoruz. Maalesef geçtiğimiz yıl Şubat sonunda 6.66 olan mazot bugün 20 liraya dayanmış durumda. 3 kat artmış durumda. Geçen yıldan bugüne mazot 3 kat artmış durumda. Mazot kime etkileyecek? Herkes etkileyecek. Aldığımız, bakkala gidip aldığımız ürünü de etkileyecek. Çünkü o da nakliye ile geliyor. Ya da bindiğimiz taksiyi etkileyecek. Bindiğimiz minibüs etkileyecek. Artık taksicilerin kontak çevirmesi bile zor gözüküyor. Nakliyeciyi etkileyecek. Maalesef geldiğimiz noktada mazot zamları hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Ocak 2021 Ocak 2022 arasında kapsayan son bir yılda akaryakıtın en çok arttığı ülke Türkiye olmuş. Zaman zaman AK Parti sözcüleri diyor, dünyada da mazot yükseliyor, elektrik yükseliyor diyor. Bu koca bir yalan değerli arkadaşlar. Türkiye'deki mazota, benzine gelen zam Avrupa'da rekor. Avrupa'da rekor. Aynı şekilde elektrikle ilgili de aynı şeyi söyleyebiliriz. Elektriğe gelen zam da Avrupa'da rekor durumda. Bizim rakamlara baktığımız zaman maalesef hem doğalgaz zamında, hem elektrik zamında, hem de yakıt yani motorun ve benzin zamında Türkiye lideri olduğumuzu söylememiz mümkün. Şimdi bir taraftan zamlar geliyor. Dünya lideri olduk, onu söyleyelim. Dünya lideri olduk. İlk 10 ekonomiye girecektik. İlk 10 ekonomiye giremedik ama sayelerinde dünya birincisi, dünya lideri olduk. Neydi? Elektrik zamında, doğalgaz zamında, motorun zamında. Dün buna geçen yıl motorun 20 lira, mazot 20 lira olacak deseydik inanır mıydınız? İnanmazdınız. Bugün maalesef 20 lira sınırına yaklaşmış durumda. Bunlar devam ederken bir taraftan da Türkiye borçlanmaya devam ediyor. Bunları da dikkatinize sunmak istiyorum. Kamunun borcu Ocak ayında 1.8 trilyon iken şu anda 2.8 trilyon liraya çıkmış durumda. Borç bir yılda tam %55 artarak 1 trilyon artmış durumda. Maalesef demokrasinin askıya alındığı ülkelerde bile böyle bir tablo yok. Yatırım yapabilirlik noktasında Türkiye, Özbekistan, Brezilya, Mısır, Ermenistan ve Kenya'dan daha kötü bir durumda. O 128 milyarın nerede olduğunu sormaya da devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da enflasyonla kıyaslanıyor zaman zaman. Almanya'da 4.9 enflasyon, İngiltere'de 5.4, ABD'de 7.5, Rusya'da 8.73, Türkiye'de ise 54.44'e erişmiş durumda enflasyon. Şimdi biliyorsunuz AK Parti'nin bir sözcüsü var. Hani diyor ya, Fransa'da 150 euroya dolan poşet şu anda kaça doluyor diyor. 750'ye doluyor. O da bir matematik deyası. Ben hemen Türkiye'yle karşılaştırmak istiyorum. Fransa'da Ocak 2021'de 150 euroya dolan sepet şu anda 154 euroya doluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 dolara dolan sepet 2022'de 161 dolara doluyor. Rusya'da 150 rubleye dolan sepet şu anda 163 rubleye doluyor. Türkiye'de Ocak 2021'de 150 TL'ye dolan sepet
şu anda 223 TL'ye doluyor. Avrupa'da da bu konuda lider olduğumuzu söyleyebiliriz. Maalesef Türkiye asgari ücretle geçimini sürdürmeye çalışıyor. Asgari ücretle geldiği nokta bu. Şimdi rüzgar da var. Çok uzatmayalım isterseniz sözü. Değerli arkadaşlar, birazdan orası Sarıbada zeytinle ilgili konuşacak. Bu bölge tarımın ve hayvancılığın yoğun olduğu bir bölge. Maalesef gelen zamlarla birlikte üretim yapılamaz noktaya gelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde Rusya ve Ukrayna'ya bağlı olduğumuz için buğdayda ekmek yarın 6-7 lira olursa buna kimse şaşmayacak. Bakın yaklaşık %86.6'sını buğdayımızı Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Bu demek şu ki eğer bu savaş devam ederse oradan ithalat yapamaz isek ekmeksizlikle açlıkla karşı karşıya kalacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Maalesef bugün geldiğimiz noktada Türkiye üretimden koparılmış bir dönemi yaşıyoruz. Bakın dün Erzurum'daydık, bugün Bayburt'tayız. Eğer Bayburt'ta, Erzurum'da nüfus düşüyorsa bir problem var demektir. Eğer insanlar hala ekmeklerini kendi atalarının, dedelerinin doğduğu topraklarda değil, eğer İstanbul'da, Ankara'da asgari ücrete razı oluyorsa burada bir problem var demektir. Tekrar bu bölgelerde hem doğuda hem Anadolu'da o verimli topraklarda tekrar üretimi getirmek boynumuzun borcudur. Buradan söyleyelim. Geldiğimiz gün ittifak ortaklarımızla birlikte, Millet İttifakı'yla geldiğimiz gün çiftçinin mazotundan vergiyi kaldıracağız. Çiftçinin mazotundan vergi almayacağız. Buradan tayin ediyoruz. Ayrıca bir şey daha söyleyelim. Çiftçimizin Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının faizlerini de buradan sileceğimizi Bayburt'un meydanından bütün Türkiye'ye haykırmak istiyoruz. Biz geldiğimiz zaman beşli çetenin değil ya da her gün dolar bazında ihale alanların değil, çiftçimizin, esnafımızın borçlarını sileceğimizi ifade etmek istiyorum. Bakın, yerlilikten, millilikten dem vuranlar Türkiye mahkemelerini yok sayarak İngiliz mahkemelerini, Türkiye Cumhuriyeti'ni mahkum etmiş durumda. O gördüğümüz yollar, köprüler, hastanelerin yapan firmaların yetkili olduğu mahkeme Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri değil, Londra mahkemeleri. Bunda buradan yerli ve milli iddiasında olan insanlara söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bir ittifakımız var ve bu ittifakımız pazartesi günü 6 siyasi partinin genel başkanıyla ortak bir basın toplantısı yaparak Türkiye'ye taahhütlerini açıkladı. En büyük taahhüdümüz Türkiye'de tekrar huzuru ve barışı inşa edeceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi getirerek Türkiye'nin tekrar demokratikleştireceğiz ve Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bakın Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunlardan birisi yönetim sistemimizdir. Eğer 2018'den beri her gün yoksullaşıyorsak, eğer işsiz sayımız 10 milyona geçmişse, 1 milyon üzerinde üniversiteli işsizimiz varsa bunun sebebi tek kişilik yönetim sistemidir. Kimin olduğu önemli değil başta. Kim olursa olsun bu sistemle Türkiye'nin bir yere varabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirerek güçler ayrılığını inşa edeceğiz. Hukuk güvencesini, yargı bağımsızlığını sağlayacağız. Hukuk güvencesi olacak. Türkiye'yi tekrar hem ekonomik olarak hem siyasi olarak ayağa kaldıracağımızı söylemek istiyorum. Seçim barajını %3'e düşüreceğiz dedik. Temel hak ve özgürlükleri kararname düzenlenmeyeceğini söyledik. Cumhurbaşkanlığı ve bakanların OHAL ilan etme yetkisi olmayacak dedik. Anayasa Mahkemesi AYM kararını derhal uygulayacak dedik. Anayasa Mahkemesi'nin en az 4/3 hukukçu olacak dedik. Ve Sayıştay'ın Anayasa Yüksek Mahkeme olarak düzenlenecek dedik ki bu çok önemli. Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük problemlerden birisi maalesef denetimin olmaması. Artık Türkiye'nin devletin kurumlarını millet adına denetlemesi gereken Sayıştay denetleyemiyor. Ne yapıyor? Bütün raporların üstü kapatılıyor. Sayıştay raporları yazılamıyor. Bir rakamı paylaşarak
sözlerimi toparlamaya çalışacağım. Bir islah düzeniyle ve bir şatafat düzeniyle karşı karşıyayız. Değerli Bayburtlular, değerli arkadaşlar, bakın Almanya ile karşılaştırmak istiyorum Türkiye'yi. Almanya'nın milli geliri bizim milli gelirimizin 10 katı. Almanya ile nüfusumuz birbirine yakın. Almanya'nın dünyanın en önemli araçlarını Almanya üretiyor değil mi? Dünyanın en önemli araçlarını Almanya üretiyor. Almanya'nın ekonomik büyüklüğü bizim 10 katımız. Almanya'da makam araç sayısı kaç biliyor musunuz? Almanya'da makam araç sayısı 9.000. Bu yoksul Anadolu insanının bulunduğu memleketteki makam araç sayısı kaç? 125.000. 125.000. Bu saltanata son vereceğiz. Kim biniyorsa burada ekmek bulamayan Bayburtlu'nun, iş bulamayan Bayburtlu'nun, İstanbul'da, Ankara'da 4.250 lira iş arayan Bayburtlu'nun hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Makam araç saltanatına son vereceğiz. Şatafat düzenine son vereceğimizi söylemek istiyorum. Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi kamu ihaleleri. 200 kez değişmiş. Kamu ihale yasası 200 kez değişmiş. Türkiye'de fakirin fukaranın hakkını yedirmeyecek, devleti birine peşkeş çekmeyecek bir ihale kanunu düzenleyeceğiz. Şeffaf, her şeyi şeffaf yapacağız. Bir vaadimiz daha var. Bayburt'un meydanından bizi dinleyen, bizim sesimizin gittiği herkese söylemek istiyorum. Gençlerimiz üniversite bitiriyor. Gençlerimiz KPSS'ye giriyor. Ne oluyor? En yüksek puan alıyor. 85 alıyor, 90 alıyor. Atanamıyor. Niye? Ankara'da dayısı yok. Ankara'da milletvekili ya da iktidar partisinden tanıdığı yok. Bu düzene söz vereceğiz. Bu bizim namus sözümüz, şeref sözümüz. Liyakatı getireceğiz ve mülakatı bu topraklardan kaldıracağız. Mülakatı kaldırmak bizim boynumuzun borcu mu memlekete? Bu yoksul çocuklar arasında, fakir fukara çocuklar arasında AK Partili, CHP'li, MHP'li diye ayrım yapmak en azından siyasi olarak ahlaksızlıktır. Bir çocuk iş bulamıyorsa, bu AK Partili, bu CHP'li diye ayrım yapıyorsa, hele hele temizlik işine bile ayrım yapılıyorsa, bu siyasetin en büyük ayıbıdır. Bu düzeni yok edeceğiz ve tekrar herkesin dayısına göre değil, emeğine göre iş bulabildiği liyakat sistemini tekrar bu topraklara kazandırmak bizim ittifakımızla birlikte namus borcumuzdur. 6 siyasi partinin genel başkanının imzalamış olduğu mutabakat metninin en önemli maddelerinden birisi liyakattır ve mülakatın kaldırılmasıdır. Ayrıca siyasi etik kanunu hazırlanacak. Hiç kimse milletvekilliğinden ya da belediye başkanlığından zengin olamayacak. Şunu da söyleyelim. Kim ki milletvekili yaparken zengin oluyorsa, hangi siyasi partiden olursa olsun nedir? Hırsızdır. Bunu da söyleyelim. Biz milletvekili aldığı maaş dışında bir başka yerden kazanç bularak zenginleşiyorsa ya da milletvekili imkanlarını, yani imkanla milletvekilinin makam, mevki imkanlarını kullanarak zenginleşiyorsa o hırsızdır. Bu düzene de son vereceğimizi söylemek istiyorum. Hangi siyasi görüşler olursa olsun, AK Partili, MHP'li, geçmişte hangi partiye oy verirse versin, herkese karşı eşit bir, adaletli bir düzen kuracağımızı buradan belirtmek istiyorum. Esnafımız duyuyorsa onlara da söyleyelim. Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnafın da borçlarını, faizlerini geldiğimiz gün sileceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Esnafımızın en büyük problemlerinden birisi Bağkur borçları, sigorta primleri, onları da düşüreceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Sicil affını getireceğiz. Ayrıca biraz önce Bayburt'ta konuştuk, bir esnafımızla konuştuk. Bayburt'ta kaç nüfusu var Bayburt merkezin? 30.000. 30.000 nüfusu var. Kaç tane 3 harfli market var? 50-60 tane. Bu 3 harfli esnafın canına ot tıkayan, esnafın ekmeğini elinden alan, yaklaşık satmadığı ürün kalmayan bu zincir marketlere de bir düzenleme getirerek onları da bir esnafı yok etmesine izin vermeyeceğiz. Bir düzenleme getireceğiz. Her istediği de babasının keyfine göre
acamayacağını ifade etmek istiyorum. Ben şimdi sözlerime burada son veriyorum. Tekrar 3 il başkanımıza çok teşekkür ederiz. Milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Biliyorsunuz bir gece yarısı, geçtiğimiz gün bir gece yarısı Zeytin'le ilgili bir düzenleme yapıldı. Bilin ki bu yapılan düzenleme Türkiye'nin lehine değildir. Bugün açsak, bugün üretemiyorsak yaklaşık 13 milyon dönüm arazimiz, 13 milyon dönüm arazimiz eğer ekemiyorsak, tarım dışı bırakmışsak ve üretemiyorsak fakirleşmemizin sebebi budur. Şimdi geçtiğimiz gün zeytinle ilgili bir yasa çıkarıldı. Onunla ilgili Tarım Komisyonu Başkanımız Sayın Orhan Sarıbal konuşacak. Ayrıca bugün çok önemli tarım uzmanlarımız da burada. Onu da belirtmek istiyorum. Tekrar hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sözü sevgili Orhan Sarıbal'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Veli Bey önemli bir çerçeve çizdi elbette. Değerli basın emekçileri, Bayburt'umuzun yürekli insanları, Cumhuriyete bağlı, Atatürk'e bağlı yurtseverler, milletvekili arkadaşlarım, hepinizi en derin dayanışma ve dostluk duygularımla selamlamak isterim. İyi ki varsınız. Bizi burada ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Bayburt, Anadolu'nun en kahraman illerinden biri. Elbette kahramanlığın bir başka boyutu da şudur. Bayburt'un denizi yok. Bayburt'un organize sanayisi yok. Bayburt, tarımla yaşamını sürdüren, sahipsiz ülkenin çaresiz çiftçileriyle ne yazık ki bugün yaşamını sürdüren, ayağı çamurdan, başı yağmurdan eksik olmayan, onur mücadelesi veren çiftçilerin egemen olduğu, çiftçilerin olduğu bir kent. Bu kent topraktan ekmeğini çıkarmaktadır. 90'lı yıllarda 700 bin civarında küçük baş, 300-350 bin büyük baş hayvan varlığına sahip olan Bayburt'ta bugün ne yazık ki 65-70 bin büyük baş, 200-300 bin civarında küçük başın olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Yani Bayburt'ta sadece insanlarımız göç etmiyor. Aynı zamanda Bayburt'un tarımsal varlığı da sürekli düşüyor. Yine 170 bin nüfusu olan Bayburt bugün 65-70 bin civarında. Mazota her gün gelen zam, ekmeğe her gün gelen zam demektir. Son bir yılda 3 kat arttı mazota gelen zam. Eğer mazota zam geldiğinde çiftçinin tarlasını süremeyeceği çok net, çok açıktır. Defalarca söyledik. Eğer siz bir kilo buğdayı kömürün bir tonuyla karşılaştırırsanız, siz bir ton buğdayı İHA'yla SİHA'yla karşılaştırırsanız, siz bir ton buğdayı telefonla, televizyonla, teknolojik aletlerle karşılaştırırsanız aç kalırsınız, aç. Bu ülkenin zenginlerine, bu ülkenin egemenlerine, bu ülkenin bir eli yağda bir eli balda olanlarına söylemek isterim. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki paranız da olsa aç kalabilirsiniz. Bu mümkün. Türkiye şu anda ne yazık ki Rusya ve Ukrayna'nın ekmeğine ve buğdayına muhtaçtır. Biz bunu hak etmiyoruz. Hak etmedik. Bu ülkede çiftçi var, toprak var, su var. Ama bu ülkede uçan saraya, gezen saraya, yüzen saraya para var. Bu ülkede cezaevlerine para var. Bu ülkede binmediğiniz uçağa garanti veriliyor. Geçmediğiniz tünele garanti veriliyor. Binmediğiniz otobüse garanti veriliyor. Ama çiftçiye gelince onun adeta itibarsızlaştırarak, perişan ederek değil garanti, dalga geçer gibi destekleme veriliyor. Sadece bir örnek vereceğim. Geçen yıl verilen destekleme çiftçinin toplam kullandığı mazottan 2 milyar fazlaydı. Yani 21 milyar lira destek verdiler. Çiftçinin mazota ödediği para 20 milyar civarındaydı. Eğer yeni zam gelmez ise çiftçi 2022 yılında 46 milyar TL mazota cebinden para verecek.
Peki destekleme? Önce 25.8 milyar açıklandı. Sonra beyefendi cebinden verecekmiş gibi 3.2 milyar daha ilave edildi. 29 milyar. Ödenecek mazot ne kadar? En az 46 milyar. Bu 50 milyara kadar gider. Fark ne kadar? 17-18 milyar. Ya hiç olmazsa mazotun karşısında eriyen çiftçinin mazotu kadar bir destekleme ayırın. Bu şu demektir. Açlığa mahkum etmektedir. Kentli aç, köylü de aç kalsın diyor. Bugün kentlerde yaşanan yoksulluğun ve fakirliğin temel nedeni köylerde yaşanan yoksulluktur. Uygulanan politika göç politikasıdır. Tarlaların el değiştirme politikasıdır. Çiftçinin üreten değil tüketen politikasıdır. Üreten değil ithal eden politikasıdır. Derdimiz bu. Bunun kavgasını veriyoruz. Diyoruz ki bugün 85 milyon insanımız, yarın 90, öbür gün 100 milyon insan bu topraklarda karnını doyursun. Bu çiftçilerimiz üretsin, onlar da insanca yaşasınlar. İnsanca bir gelire sahip olsunlar. 2600 lira çiftçi emeklisi maaş almakta ama bir çiftçi şu anda Bağkur ödese 1800 lira Bağkur ücreti ödemek zorunda. Hangi vicdan, hangi ahlak, hangi yönetim buna razı olabilir? Değerli dostlarım, bu kısa açıklamadan sonra sevgili MKYM Veli Ağbaba'nın söylediği gibi 1 Mart bir gece sürpriziyle karşılaştık. 25 yılda 7 defa 1939 yılında çıkmış zeytini koruma ve zeytini ıslah etme kanununu delme girişiminde bulundular ama başaramadılar. Bu defa görün ki nasıl yönetiliyoruz. Bir kanunu, tekrar söylüyorum, bir kanunu bir gece operasyonu ile bir yönetmelikle delmek istediler. Gerekçe belli. Elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için maden sahalarında, ki o maden sahaları dedikleri kömür sahalarında, eğer o bölgede bir kömür maden çıkarılacaksa, orada zeytinlik bir bölge varsa o zeytinlikler oradan alınabilir, taşınabilir, orası açılabilir. Hatta oraya o maden işletmesi sırasında binalar ve işletme tesisleri yapılabilir diyor. Değerli dostlarım, bu bölgede siz tarım yapıyorsunuz. Buğday, arpa, mısır, ama buğdayın, arpanın olduğu yerde ağaç da vardır. Siz yüzlerce, binlerce, 300 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık bir zeytin ağacının bir yerden bir yere taşınabileceğini düşünebiliyor musunuz? Olabilecek şey mi bu? Kanunu defalarca getirdiler, delemediler. Bu defa açık bir şekilde bir yönetmelikle kanunu delerek zeytin alanlarını talan etmek istiyorlar. Bugün yanı başımızdaki Yunanistan 1 litre zeytinyağına 25 TL, 25 lira destek veriyor. 25 lira. Niye acaba? Bu ülkede kanser hastalığının azalması için, bu ülkede insanların daha sağlıklı yaşaması için, bu ülkede daha az doktora gidip daha az ilaç parası vermek için insanların zeytinyağı tüketmesi lazım. Bizimkiler ne yapıyorlar? Zeytinleri yok ediyorlar. Elbette buna razı değiliz. 2015'te Manisa'nın Yırca ve Soma bölgesinde böyle bir yönetmelik çıkardılar. Danıştay iptal etti. Şimdi de iptal edeceğiz. Zeytinlerimizi yağmalanmasına, talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Yasa çok açık. Zeytin alanlarına 3 kilometre uzaklıkta olmak koşuluyla hiçbir kirletici, toz, duman, kimyasal, hiçbir atık inşa edilemez. Çok açık, çok net bu kanun. Bu kanun bugüne kadar denilemedi, bundan sonra da denilmeyecek. Zeytinler bizim insanımızın ekmeğidir. Zeytin bir kültürdür. Zeytin bir barış ağacıdır. Zeytin Anadolu'da kutsal ağacıdır. Yani zeytin yaşamdır. Var mı bu ülkede 2000 yıllık fabrika? 1500, 200 yıllık yok elbette. Ama 2000 yıllık zeytin ağacımız var. İnsanlığa huzur, insanlığa barış, insanlığa ekmek sunmaktadır. Bir kez daha siz değerli dostlarla
Bayburt'tan şu güzelim gökyüzünde, güzelim güneşin altında sesleniyoruz. Zeytinler halkındır, zeytinler Türkiye'nindir, zeytinler ekmeğimizdir. Zeytinlik alanlarımızı yağmalatmayacağız, talan ettirmeyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmamın başında unuttum. Geçtiğimiz yıl rahmetli olan Bayburt'un eski belediye başkanına anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Ayrıca Bayburt il başkanımıza da tekrar huzurlarınızda buradan rahmet diliyoruz. Acı kaybımızdı. Onları da anmak istedim. Tekrar basın mensuplarına, katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyoruz. Kuşatılmış kalemler hapis. Hiçbir yerde adı yok emekçinin, emeklinin, işsizin. Uyan bak bizim hallara, sarışın mavi bir gözlük. Nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, sarışın mavi bir gözlük. Sarışın mavi bir gözlük. Nerede? Pancar öldü, pamuk öldü, fındık öldü. Sırada ne var? Yıkıyoruz. Yıkılacak bu saltanat, bu duvar. Haydi gencim, yaşlım, dostum, kardeşim, bir olalım. Biz bu çarkı kıralım. Daha adil, daha güzel bir Türkiye kuralım. Unutma.